Merhabalar, hoş geldiniz. Aydın Yayınları TYT denemesinden güzel bir sorunun çözümünü yapalım. Şöyle diyor: palindrom tersten okunuşu da aynı olan cümle, sözcük veya sayılara denir. Örneğin ata, tersten okunuşu yine ata oluyor arkadaşlar. Efe, 124.421 ve Anastas kek satsana. Dijital bir saatte görüntülenen belirli zamanlar ihmal edildiğinde palindromdur diyor. Örnek olarak mesela bir saat 1.01'de, yani tersten okunuşu 101.101 olarak, yani 4.44'te, 12.21'de, tersten okunuşta 12.21, bunlara biz palindrom sayılar diyormuşuz. Buna göre 24 saatlik süre içerisinde görüntülenen zamanlardan kaç tanesi palindromdur? Şimdi burada da görüldüğü gibi bir 3 basamaklı olanlara, bir de 4 basamaklı olanlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi 3 basamaklı olanları şöyle düzenleyelim. Şöyle düşünelim. Şöyle 3 basamak için. Şimdi birinci basamağını, şimdi buraya hangi sayılar gelebilir? 0'dan 9'a kadarki rakamlar yazılabilir. Yani 10 tane rakam yazabiliriz buraya. Şimdi gelelim ortaya neler yazılabilir. Şimdi bu saat olduğu için arkadaşlar 0'dan 9'a kadar olabilir ama mesela saat 4'ü 7 burada kullanabileceğimiz ortaya neler olabilir? Efendime söyleyeyim, 0'dan 5'e kadar sayılar olabilir. Burada 0 yazabiliriz, 4, 5 yazabiliriz. Niye 6 yazamıyoruz? Şöyle ki saat burada 4'ü 60 geçe olmaz ya da 70 geçe olmaz, 80 geçe olmaz, 90 geçe olmaz. Dolayısıyla buraya da 5 tane yazılabilir. Peki sona ne olacak? Buraya yazdığımız sayının aynısı sona gidecek otomatikman, ters. Yani buraya ayrıca bir şey düşünmemize gerek yok. Burası sabit kalmış oluyor. Buraya bakmanıza gerek yok. Dolayısıyla evet, burada 0'dan 5'e kadar, pardon, 6 tane rakam vardır. Dolayısıyla 6 çarpı 10'dan o da ne oldu arkadaşlar? Hemen burayı düzeltelim. 6 çarpı 10 60. Demek ki buraya da 6 rakam geliyormuş. 60 tane durum burada söz konusu. Yine aynı şekilde bu sefer 4 basamaklı saat dilimlerini inceleyelim. 4 basamaklılarda da şöyle olacak. Şimdi ilk ikisine bakacağız. Yani son ikisi o kadar önemli değil arkadaşlar. Çünkü buraya yazdığımız direkt son ikisine aynısı yazılacak. Yani önemli olan ilk ikisine yazacağımız şeyler. Şimdi bir saat 10 ile başlayanlar olabilir. Yani 1 ile başlayanlar olabilir. Buraya 1 ile başlayan saatleri yazabilirim. Bir de 2 ile başlayan saatler olabilir. Şimdi saat 3 olmaz. Yani arkadaşlar mesela 12 olabilir ya da 20, 21, 22, 23 olabilir. Hatta 24 bile olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla 2 ile başlayanları da ayrıca şöyle inceleyebiliriz. Yani sonlarını incelemiyorum arkadaşlar. Yine burada bir durum var. Peki 10 ile başlıyorsa arkadaşlar şuraya neler gelebilir? Yine 0'dan 5'e kadar sayılar yazabilirim. Çünkü 15 olduğunda burada 51 olacak. 16 dediğimde burada 61, öyle bir dakika söz konusu değil. Dolayısıyla 6 tane sayı yazılabilir 1'den 5'e kadar. O da 1 çarpı 6, 6 durum vardır. Yine buraya geldik arkadaşlar. 20 ile başlayanlarda sadece 0, 20, 21, 22, 23 olabilir arkadaşlar. 24 olmaz çünkü 24 diye bir saat söz konusu değildir. Dolayısıyla buraya da 4 adet rakam gelebilir. O da 4 tane durum vardır. Bu durumların hepsini topladığımızda 70 çıkacaktır. Doğru cevabımız E seçeneği sevgili gençler. Kanalımda bu tarz sorular, güzel soruların çözümleri mevcut. Onları da izleyebilirsiniz. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Takipte kalın.